Herkese merhabalar arkadaşlar. Bir önceki videoda ne ve temayı import etmiştik. Şu anda var olan bir temayı sıfırlayıp tekrardan farklı bir temayı import etmeyi göstereceğim. Her temanın farklı import edilme yöntemleri vardır. Ya dokümantasyondan izleyeceksiniz, yani okuyacaksınız. Veya tema içerisinde temayı etkinleştikten sonra import sihirbazı gelmekte. Bu şekilde import edebilirsiniz. Şimdi ne yapalım? Var olan temayı bir sıfırlayalım. Yani core yapısına döndürelim WordPress'i çekirdek bir yapımıza. Eklentilere geleceğiz. Eklentilerin ardından sıfırlamak için hemen yeni eklenti diyelim. WP Reset videolarımda mevcut. WP Reset eklentisiyle mevcut temayı sıfırlayabilirsiniz. Kaldırabilirsiniz daha doğrusu. Pasif hale getiriyorsunuz. Ve varsayılan temaya dönmüş oluyor. Yapı WordPress yapısı. Hemen Open WP Reset Tools'u tıkladıktan sonra hiçbir şey yapmayacaksınız. Direkt şu boşluk alana reset site dedikten sonra size uyarı mesajı veriyor zaten. Resetlemeyelim mi, yedekledin mi gibi sorular soruyor. Gördüğünüz gibi hemen bakalım. Default temamıza döndü altyapımız. Hemen eklentilere de gelelim. Yükle eklentileri de kaldıralım. Seçip sil dedikten sonra WP Reset kalacak. Çünkü onu sil demiyoruz. Hemen yine görünümden temalara tıklayalım. İşte bir önceki videomda yüklediğimiz tema, onu da silelim. Neva tema. Yeni ekledikten sonra hemen biz tema seçelim. Ne seçelim? Hemen şöyle bakalım. Generate Press var. Royal Elementor Kit. Zakra yaptık. Yani şunu bir bakalım. Şuymuş. Demosuna bakalım nasıl bir. Tema şu arkadaşlar. Yani gayet de güzel bir tema. Page Builder eklentisi kullanmış mı diye bakıyorum. Bootstrap. Geçelim. Elementor ile ilgili bir tema import etmek istiyorum ben. Şu tema nasıl? Şurada altında açıklamalarda bulunuyor. Bir demosuna bakalım arkadaşlar. Yani şu muydu? Okyanus. Yani bunu import edebiliriz. Bakayım, kurumsal program, WooCommerce var, Visual Composer var, Divya'da Gutenberg var, Elementor var. Tamam, bu temayı kur diyelim. Hemen bütün page builder'ı hemen hemen destekliyor zaten. Etkinleştir diyelim. Bize bir import sihirbazı tıkacak. Yani ben ona sihirbaz diyorum. Şöyle mesela hemen bakalım. Tamam, etkinleştirdik ama bakın tam gelmedi. Ne yapacağız? Bütün ortamları, pluginleri, resimleri içe aktarmanız lazım. Futuro ile başlayın butonuna tıkladıktan sonra kur diyelim. Biraz uzun sürebilir. Tamam, etkinleştirdi diyelim. Etkinleşir dedikten sonra biz Elementor tema arıyoruz. Zaten pro çoğu. Düzgün bir var mı? Şu var, bu var. WooCommerce. Neyse, biz iki temayı şunu import edelim hemen. Bakın. Elementor'u da ekleyelim. Aslında go to the next step dedikten sonra kendisi yükler. Olsun ama. Biz Elementor'u da eklerim. Temayı sorunsuz bir şekilde import edelim. Go to next step diyoruz. Tamam. Install this tema diyoruz. Şimdi import XML data. XML dataları içeri aktarıyor şu anda. Importunu gerçekleştiriyor. Ya bundan sonra bir tane de bir müşterim için satın almış olduğum tema var. Zip dosyalı olarak indirdim. Onun da kurulumunu göstereyim. Satın alınan bir temanın nasıl import edileceğini.
Yani hepsi aynı. Yani satın alınan temada sadece aktivasyon kodu gireceğiz yani. See the result. Sonuca bakalım arkadaşlar. Aynen. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar tamamen görüntüyü aldık. Ya Elementor'un şöyle bir artı avantajı çok büyük. Kodlama bilmeden istediğiniz şekilde dizaynı gerçekleştirebilirsiniz işte. İstediğiniz gibi yapabilirsiniz. Tabii bunun içinde bazen şey olmuş oluyor. Kit'i tekrar oluştur diyelim. Kit'i tekrar oluştursun şurada. Elementor'a giderken problem oluştu. Değişiklikleri kaydet diyelim. Hemen kapatalım. Elementor ile düzenleye tıklayalım. Görmüş olduğunuz gibi ya o az önce problem vardı ya Elementor'a tıkladım. Orada kit'i etkinleştir diyelim. Zaten düzelmiş oluyor. Bu şekilde. Görmüş olduğunuz gibi arkadaşlar bu temayı da import ettik. Bütün temalarda çoğunda zaten böyle kurulum sihirbazı geliyor. Olmasa bile dokümantasyonunu okuyarak istediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Sorularınız varsa info@ncgurus.com mail adresine istediğiniz şekilde ulaşabilirsiniz. WordPress kitabını ulaşmak isterseniz DNR'da, Codelab gibi yayın evlerinde mevcut. Eğer Udemy'den özel olarak çektiğim dersi izlemek isterseniz detaylı olarak onu da videonun alt kısımdaki açıklaması linkinden bulabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Umarım işinize yaramıyorum.